Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Azil sürecinde sona gelindi. Başkan Donald Trump aklandı. Trump yönetimi basın özgürlüğü eleştirilerine maruz kaldı. Başkan Trump'ın Orta Doğu planı İsrailleri umutlandırırken Filistinlileri kaygılandırdı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin anayasa değişikliğini hayata geçirme çabalarında kararlı. Bugün Stüdyo Washington yayınında paylaşacağımız başlıklardan sadece birkaçı. Ama ilk durağımız başkent Washington. Temsilciler Meclisi'nin Aziz soruşturması neticesinde görevi kötüye kullanmak ve Kongre'nin çalışmasını engellemek şeklindeki iki azil gerekçesiyle Senato'da yargılanan Başkan Donald Trump, iki haftadır süren duruşma oturumlarının ardından yapılan nihai oylamada hakkındaki iki suçlamadan da aklandı. Trump oylamanın ardından Twitter üzerinden paylaştığı mesajında bugün yerel saatle 12'de Beyaz Saray'dan halka açıklama yapacağını duyurdu. Bu açıklama merakla beklenirken dün Senato'da neler yaşandı, bundan sonraki süreçte neler olacak? Serhan Akif Akyıldız'a soracağız. Serhan, sonucun sürpriz olmadığını söylemek yanlış olmaz sanırım. Ne dersin? Özlem, evet, söylediğin gibi Trump'ın aklanmasını bekliyorduk. Bekliyordu Amerikan kamuoyu da. Sürpriz olmadı ama bazı sürprizler yaşandı diyebiliriz. O sürprizlerden en önemlisi de Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'nin Trump'ı suçlu bulmasıydı. Trump Senato'daki demokratlarla birlikte hareket edip Trump'a yöneltilen azil suçlamalarından birinde en azından Trump'ı suçlu görmesiydi. Mitt Romney bunun işaretlerini, final oynamasında bu yönde oy kullanacağının işaretini oylamadan önce yaptığı konuşmada verdi. Oylamadan önce Senato kürsüsünden yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump'ın suçlu olduğunu söyledi. Bu kararın kendisi için çok zor olduğunu, hayatındaki en zor karar olduğunu kaydetti. Ama inançları gereği böyle bir karar verdiğini söyledi. Başkanı suçlu bile bile bunun dışında oy kullanamayacağını söyledi. Başkanın yeminini yerine getirmediğini kaydetti ve kişisel çıkarları için konumunu kullandığını söyledi. Eğer Biden'lar söz konusu olmasaydı, dedi ki eski başkan yardımcısı Joe Biden'la oğlu Hunter Biden'ı kastediyor. Biden'lar söz konusu olmasaydı böyle bir şey de yapmazdı ifadesini kullandı ve azınlık demokratlarla birlikte hareket edeceğini söyledi oylamada ve bu konuşmasından sonra bir süre sonra da final oylamasına geçildi ve Mitt Romney gerçekten de dediği gibi başkana yöneltilen iki azil suçlamasından birinde görevi kötüye kullanma suçlamasında demokratlarla birlikte hareket etti ve sonucu değiştiremedi belki. Sonuç 52'ye 48 çıktı. 53 cumhuriyetçi senatör var senatoda. 45 demokrat, 2 de bağımsız. İşte Mitt Romney onlarla birlikte oy verdi ve 48'e ulaştı rakam. Sonuç değişmedi ama Mitt Romney bu oyuyla tarihe geçti diyebiliriz. Çünkü Amerikan tarihinde, 243 yıllık Amerikan tarihinde 3 tane azil soruşturması ve Senato'da yargılama var ve bu yargılamaların hiçbirinde, Senato'daki yargılamanın hiçbirinde hiçbir parti üyesi kendi partisinden bir başkanın aleyhine oy kullanmadı. 1868'de Andrew Johnson, 1998'de Bill Clinton, hiçbir parti üyesi kendi partisinden bir başkanın görevden alınması yönünde oy kullanmadı. İşte Mitt Romney bu geleneği kırdı. Mitt Romney dün o açılardan tarihe geçti diyebiliriz. Demokratlarla birlikte hareket etti ve Başkan Donald Trump'ın görevi kötüye kullanması suçlamasından görevden alınması yönünde oy kullandı. Başkan Donald Trump'a bir başka suçlama daha vardı, hatırlayacaksın. O da Kongre'nin çalışmasını engellemek. İşte orada Mitt Romney Cumhuriyetçilerle birlikte hareket etti ve 53'e 47'lik bir sonuç çıktı. Başkan o suçlamadan da aklandı. Mitt Romney Senato'daki konuşmasında, oy vermeden önceki konuşmasında bu kararının eleştirileceğini bildiğini, başkan tarafından ve cumhuriyetçi çevreler tarafından eleştirileceğini bildiğini, ancak gene de inançları doğrultusunda oy kullanacağını kaydetmişti. Bu sözünde yanılmadı. Başkan Donald Trump Mitt Romney'i eleştirdi. Mitt Romney ile ilgili tweet mesajları attı. Başkan Donald Trump'ın oğlu televizyon kanallarına çıktı ve Mitt Romney ile ilgili korkak ifadesini
kullandı. Twitter mesajında da Mitt Romney'nin partiden atılması çağrısı yaptı. Ancak hemen hatırlatalım, Mitt Romney Cumhuriyetçi Parti'de önemli bir isim. 2012'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayıydı. Barack Obama'ya karşı kaybetmişti, Demokrat Barack Obama'ya karşı. O nedenle partiden atılması, ihraç edilmesi en azından şimdilik zor görünüyor diyebiliriz. Dünün bir başka sürprizi de Demokrat Parti'de yaşandı diyebiliriz. Demokrat Parti'nin fire verip vermeyeceği tartışılıyordu azil oylaması, görevden alınması konusundaki oylamada. Çünkü 4 Demokrat Parti senatörü Cumhuriyetçi olarak bilinen eyaletlerden seçilmişlerdi. Hatta bazıları son dakikaya kadar kararsızlıklarını ortaya koymuşlardı, karar vermediklerini söylemişlerdi. Ancak söz konusu o 4 senatör de oylamada, yapılan oylamada ve her iki suçlamada da yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ı suçlu bulduklarını beyan ettiler ve görevden alınması gerektiğini kaydettiler. Senato'daki yargılamada 2,5 hafta sürdü, yaklaşık 2,5 hafta. Bu sonuç bekleniyordu diyebiliriz. Ancak Mitt Romney'nin bu yönde oy kullanması demokrat çevrelerde biraz da ümit yarattı diyebiliriz. Özellikle Adam Schiff Senato'daki yargılamada savcılık konumunu yitiren Demokrat Partili üye şimdi geleceğe daha umutla bakabiliyorum ifadesini kullandı Özlem. Serhan, bu noktada demokratların nasıl bir adım atması bekleniyor? Aslında Özlem, o sorunun net bir cevabı yok. Ne tür nasıl bir adım atacaklar belli değil. Soruşturmalara, kendi soruşturmalarına devam mı edecekler, derinleştirecekler mi, bu konuda net bir şey, açıklama gelmedi. Ancak bazı belirtiler var diyebiliriz. Örneğin Adalet Komisyonu Başkanı Temsilciler Meclisi'ndeki Jared Nadler, John Bolton'ı, Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ı ifadeye çağırabileceklerini, celp gönderebileceklerini söyledi. John Bolton, hatırlayacaksın, bu süreçte azil soruşturmasında ismi oldukça fazla ön plana çıkmıştı. Temsilciler Meclisi'nin yürüttüğü soruşturmada ifadeye çağrılmıştı, kabul etmemişti bunu, konuyu mahkemeye götüreceğini söylemişti. O yüzden Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturma sırasında ifadesi alınamamıştı. Daha sonra Senato'daki yargılama sırasında eğer kendisinin celp gönderilmesi durumunda ifade verebileceğini söylemişti. Ancak sen de hatırlayacaksın, Senato'daki oylamada bu konuda yapılan önergede John Bolton'un ifadeye çağrılması reddedilmişti. İşte John Bolton ifade verecek mi? O soru Adam Schiff'e de soruldu. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı, ki azil soruşturmasını yürüten isim de diyebiliriz Adam Schiff için. Adam Schiff o konuda net bir karar alınmadığını söyledi. John Bolton'a Senato'daki yargılama sırasında ulaştıklarını avukatına ve Temsilciler Meclisi'nde ifade verip vermeyeceklerini sorduklarını ve yanıt hayır yanıtını aldıklarını kaydetti. Bu arada Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den açıklama geldi bundan sonraki sürece dair. Temsilciler Meclisi Başkanı anayasayı korumaya devam edeceklerini kaydetti. Ancak Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar zamana karşı oynuyor olabilir. Mahkeme kararlarını bekleyecekler büyük ihtimalle. Mahkeme kararları özellikle Donald Trump'a yönelik Ukrayna soruşturmasında birçok konu, birçok kişinin ifade vermesi ve bazı belgelerin elde edilmesi mahkemelere taşınmıştı. Eğer bu mahkemelerde kararlar çıktıktan sonra büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecek bu kararlar. Anayasa Mahkemesi'nin önünde de büyük ihtimalle Mart ayında gelmesi bekleniyor ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda yaz aylarında bir karara varması bekleniyor. Mahkemeden demokratların lehine çıkacak kararlarla, ki demokratlar Başkan Donald Trump'ın vergi iadelerine de ulaşmaya çalışıyorlar bir başka incelemede, soruşturmada diyelim, demokrat savcılar New York'taki. İşte bu kararlar Başkan Donald Trump'a yönelik politikanın, nasıl bir politika izleneceğinin belki de işareti olacaklar. Ama bunu da yaz aylarında göreceğiz gibi, çünkü bu dava konuların büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi'nde çözüleceği belirtiliyor. Peki Anayasa Mahkemesi ne karar verebilir? O da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde 5'e 4'lük muhafazakar yargıçların üstünlüğü var diyebiliriz. İşte bu konuda kilidi çözecek isim büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts olacak. John Roberts eski başkan George Bush döneminde atanmıştı. Kendisi daha önce
Demokrat partililer tarafından atanan yargıçlarla birlikte hareket ettiği biliniyor. İşte kilidi çözecek isim büyük ihtimalle John Roberts. Daha önce Anayasa Mahkemesi kararlarına bakıldığında bu yöndeki 1974'te 97'de Nixon ve Bill Clinton dönemlerinde başkanın hukuka karşı yetkilerini kısıtlayan kararlar alındığına dikkat çekiliyor. İşte Anayasa Mahkemesi kararının büyük ihtimalle bu süreci demokratların nasıl bir politika izleyeceği sürecini etkilemesi bekleniyor. Bunun için öncelikle mahkeme, yerel mahkeme kararları beklenecek. O yerel mahkeme kararlarından sonra büyük ihtimalle konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak Özlem ve sonra demokratlar da bu süreç içinde nasıl bir yol izleyeceklerini daha da netleştirecekler diyebiliriz. Teşekkürler Serhan. Serhan Akif Akyıldız, Başkan Donald Trump'ın 2 haftadır süren duruşma oturumlarının ardından yapılan nihai oylamada hakkındaki 2 suçlamadan aklanmasının yankılarını aktardı. Hatırlatalım, önümüzdeki saatlerde Başkan Donald Trump da konuya ilişkin bir açıklama yapacak. Amerikanınsesi.com adresinden bu açıklamayı takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ulusal Halk Radyosu NPR muhabirlerinden Mary Louise Kelly ile yaptığı gergin söyleşi gündeme oturdu. Bu söyleşinin ardından başka bir NPR muhabirinin Dışişleri Bakanı'nı yurt dışı seyahatlerinde takip eden basın mensupları listesinden çıkarılması, Trump yönetiminin basın özgürlüğüne zarar verdiği tartışmasını yeniden alevlendirdi. Yönetime tepki gösterenler, basın özgürlüğünü hedef alan bu saldırıların medyayı baskı altına alan politikaları izleyen otokratik hükümetlerin elini güçlendirdiğini savunuyor. Ayrıntılar sıradaki haberimizde. Basın özgürlüğü savunucuları Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu NPR muhabiri Mary Louise Kelly'ye yönelik tartışmalı geçen bir röportajın ardından azarlaması nedeniyle kınadı. Bence çok amatörce, çocukça bir hareket. Demokraside böyle bir şey olmamalı. Söyleşi sırasında konunun İran olduğunu savunan Pompeo, Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Maria Yovanovitch'in tartışmalı bir şekilde görevden alınması hakkında soru sorulmasına itiraz etti. Mary Yovanovitch'i savunduğunuz sözleri hatırlıyor musunuz? Bugün söyleyeceğim her şeyi söyledim. Teşekkürler. Görevden alınan büyükelçi, kişisel siyasi çıkar sağlamak için Ukrayna'ya yapılması planlanan askeri yardımı askıya almakla suçlanan Trump'la ilgili aziz soruşturmasında kilit isimlerden biriydi. Kelly röportajın ardından Pompeo'yla yaptığı özel görüşmede Dışişleri Bakanı'nın kendisini azarladığını ve küfürlü ifadeler kullandığını iddia etti. NPR Pompeo'nun özel görüşmenin off the record, yani kayıt dışı olduğu iddiasını yalanlarken söyleşi konusunun hem İran hem de Ukrayna olduğunun bilindiğini gösteren e-mailleri paylaştı. Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı başka bir NPR muhabirini Pompeo'yu yurt dışı seyahatlerinde takip eden basın mensupları listesinden çıkardı. Basın örgütleri misilleme olarak gördükleri bu harekete tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı ise medyanın olaya tepkisini önemsiz gibi gösterdi. Bakanın Avrupa uçağında çok sayıda medya mensubu var. Yani işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı ortak bir basın toplantısında Başkan Trump, Pompeo'nun Kelly'ye tavrını övdü. Bu çok etkileyiciydi Mike. O muhabir senin hakkından gelemedi. Bence sen onun hakkından geldin. Başkan Trump hakkında yapılan eleştirel haberleri yalan haber olarak görüyor ve basını halkın düşmanı olarak tanımlıyor. Basın özgürlüğünü savunanlarsa bu tür saldırıların otoriter hükümetlere yanlış mesaj gönderdiğini söylüyor. Amerika Başkanı'nın, Amerika Dışişleri Bakanı'nın böyle davranması dünyayı etkiliyor. Dünyada basın özgürlüğünün az olduğu ülkelerde hükümetler daha fazla kısıtlama konusunda cesaretleniyor. Uzmanlar medyayı hedef alan bu tür saldırıların Trump'a siyasi desteği arttırdığını ancak halkın medyaya olan güvenini sarstığını söylüyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.
Başkan Donald Trump'ın açıkladığı Orta Doğu Barış Planı, Ürdün ve Batı Şeria arasında yer alan Ürdün Vadisi'nin İsrail tarafından ilhakını kapsıyor. Batı Şeria'nın neredeyse üçte birini oluşturan Ürdün Vadisi, dünyanın en büyük hurma kaynaklarından biri. Bölgede yaşayan İsrailliler ve Filistinliler, yüzyılın anlaşması olarak nitelenen barış planından nasıl etkileneceklerini tam olarak bilmiyor. Ancak İsrailliler plandan umutlu, Filistinliler ise kaygılı. Kameralarımız Ürdün Vadisi'nde. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Başkan Trump'ın barış planında yer alan Ürdün Vadisi ilhakından memnun. Bölgedeki 6 bin Yahudi yerleşimci planın gerçekleşmesi halinde neyin değişeceğinden emin değil, ancak iyimserler. Bu bizim için çok iyi. 80 kilometre uzunluğundaki Ürdün Vadisi'nin tamamı İsrail egemenliği ve dolayısıyla hukuku altında olacak, ordunun değil. Ordu vatandaşları nasıl idare edeceğini bilmiyor. Bunu sadece hükümet yapabilir. Dolayısıyla İsrail'in bir parçası olmayı tercih ediyoruz. Ürdün Vadisi yakınında Filistin yönetiminin kontrolündeki Eriha kentinde yaşayan 25 bin civarında Filistinli ise İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etmesinin Eriha'yı Batı Şeria'dan koparma olasılığından kaygılı. Filistinler ve Araplar olarak Trump'ın yüzyılın anlaşmasını tamamen reddediyoruz. Plan İsrail'in 1967'de aldığından fazla toprak alması anlamına geliyor. Ürdün Vadisi'ndeki İsrailli çiftçiler, çevrelerindeki siyasi gerginliklere rağmen Filistinli çalışanları ve komşularıyla barış içinde yaşadıklarını söylüyor. Bölgede yaşayan Arapların çoğu çiftçi, işçi olarak çalışanlar da ekmek parası kazanmanın peşinde. Elbaz'ın çiftliğinde çalışan Filistinliler, bölgedeki ilişkilerin iyi olduğunu ancak İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme olasılığından kaygılı olduklarını söylüyor. Endişeliyim, buraya gelmek için izin mi almam gerekecek? Ya güvenlik kontrolünü geçemezsem, başka bir iş bulmam gerekecek. Filistinli hurma çiftliği sahipleri de kaygılı. Eski Filistin Tarım Bakanı İsmail Deig de bu çiftçiler arasında. 80 bin hurma ağacının 3'te 2'si İsrail'in ilhak etmesi planlanan bölgede bulunuyor. Burası barışçıl bir bölge, sorunumuz yok. Ama şimdi topraklarınıza girmenizi yasaklamaya, toprağınızı, suyunuzu elinizden almaya karar verdikleri için sorunlar çıkacak. Her şey değişecek. Ürdün Vadisi'nin ilhakı, Mart başında 3. kez yapılacak parlamento seçimleri öncesinde İsrail'le tartışılan sorunlardan sadece biri. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bir süre önce gündeme getirdiği anayasa değişikliklerini hızla hayata geçirmek istiyor. Uzmanlar Rusya tarihinde 25 yıldan sonra ilk kez yapılan anayasal reformlarla Kremlin'deki son görev süresi 2024'te sona eren Putin'in etkisini sürdürmeye çalıştığı görüşünde. 20 yıldır iktidarda olan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin hala dünyayı şaşırtmayı başarıyor. Rusya lideri geçen hafta ulusal meclise yaptığı konuşmada bir dizi anayasa değişikliği açıklamıştı. Buna göre en önemli yetkilerden biri Cumhurbaşkanlığından parlamentoya geçecek ve anayasal yetkilerle donatılmış bir Ulusal Güvenlik Konseyi kurulacak. Rusya çığır açan tarihi işler yaptı ve her birinizin katkısı önemli. Birlikte daha iyisi için değişiklik yapacağız. Bu hamle uzun zamandır Putin yönetiminin başbakanlığını yapan Dmitri Medvedev'in görevden ayrılmasını tetikledi. Açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra Medvedev hükümetin istifa ettiğini açıkladı. Şimdi yerinde yeni bir isim var. Ülkenin yeni başbakanı ve en güçlü ikinci politikacısı, Federal Vergi Bürosu'nun az tanınan ismi Mikhail Mishustin oldu. Henüz siyasi bir figür değil, ancak hükümetin başındaki teknik bir isim. Bu tam da Putin'in ihtiyaç duyduğu şey. Siyasi bir figür haline gelecek mi? Bu Putin'in ihtiyaçlarına bağlı. Eğer Putin ona ihtiyaç duyarsa bunu yapar. Duymazsa gözden kaybolur. Ancak bu değişiklikler özünde değişmeyen her şeyin üzerine örtebilir. Siyasi gözlemcilere göre bu değişiklik, Cumhurbaşkanlığı süresi 2024'te sona erecek Putin'e, parlamentonun yeni tanımlanan rolü aracılığıyla Rusya'nın yaşamına nüfuz etmeye devam etme kapısını açabilir. Henüz nihai kararlarını vermediler, ancak amaç 20 yıldan uzun süredir ülkeyi yöneten adamı canı istediği sürece iktidarda tutmaya devam etmek. Bu Putin'in anayasayı esnettiği ilk örnek değil.
Rusya lideri 2008'de anayasada Cumhurbaşkanı'nın arka arkaya görev yapmasına kısıtlama getiren düzenlemeyi atlatmak için geçici olarak başbakan koltuğuna oturmuştu. Cumhurbaşkanlığını Medvedev'e teslim eden Putin, başbakan koltuğundan ülkeyi yönetmeye devam etmişti. Yeni reformlar iktidar üzerindeki anayasal denetimleri yeniden ele alıyor ancak uzmanlara göre reformların zamanlaması tehlikeli. Putin'in popülerliği her ay düşüyor. Toplumsal gerilim yüksek. Üstelik de bir ekonomik kriz süre gelirken siyasi reformlar yapmak tehlikeli. Putin düzenlemeleri 12 Nisan'da halk oylamasına sunmaya hazırlanıyor. Ancak muhalefet kamuoyunu reformlara karşı etkilemeye çalışıyor. Putin ise konuşmasında anayasal reformla çocuklu ailelere ve emeklilere desteğin artırılması planlarını arka arkaya sıralayarak riski azaltmaya çalışıyor. Putin'in amacı değişiklikleri güzel göstererek destek kazanmak. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Basın özetlerinin ilk gazetesi New York Times, Başkan Donald Trump'ın dün Senato'da aklanmasıyla sona eren azil sürecinin başladığı gibi bittiğini, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki bölünmenin her zamankinden derin olduğunu ve asıl kararı Kasım'daki başkanlık seçimlerinde halkın vereceğini yazıyor. Habere göre Demokrat Partili liderler gayrimeşru olarak niteledikleri beraat kararının Cumhuriyetçilerin Trump'ın işlediği suçları örtbas etme girişimi olduğunu kaydetti ve Trump hakkındaki soruşturmalara devam etme sözü verdi. Cumhuriyetçiler ise demokratları Amerika'ya ve kurumlarına zarar vermekle suçladı. Gazete Trump'ı görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulduğu yönünde oy kullanan tek Cumhuriyetçi Partili olan Utah Senatörü ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2012 seçimlerindeki başkan adayı Mitt Romney'nin kendi partisinden bir başkanı görevden uzaklaştırmak için oy kullanan ilk senatör olduğunu kaydediyor. Romney'nin parti çizgisinden ayrılması gazeteye göre Cumhuriyetçi Parti'nin son 8 yılda geçirdiği evrimin ve şu anda tamamen Trump'ın eksenine girmiş olmasının en çıplak yansıması. Washington Post'a Trump'ın Senato'da 48'e karşı 52 oyla aklandığını ancak Trump'ın suçlu olduğu ve azledilmesi gerektiği yönünde verilen bu 48 oyun 69 milyon Amerikan vatandaşının seçtiği senatörlerden geldiğinin altını çiziyor. Gazete seçmenlerin şu anda görev başında olan tüm senatörlere verdiği oyların yaklaşık %55'inin Trump'ı azletme yönünde oy veren 48 senatöre gittiğini kaydediyor. Habere göre bu oran Trump'ın suçlu bulunması için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa denk düşmese de Amerikan seçmeninin kongrede nasıl temsil edildiği ile ilgili ciddi bir açığı ortaya çıkarıyor. Öte yandan gazete Trump'ın Senato'da aklanmasının Demokrat Parti'nin kendini bir kavşakta bulması anlamına geldiğini yazıyor. Buna göre Demokrat Parti demokrasiye yönelik tehdit olarak nitelediği bir başkan hakkındaki soruşturmalara devam etme ya da seçmenler için kritik önem taşıyan sağlık hizmetleri gibi meseleleri çözmeye odaklanma arasında bir seçim yapmak durumunda. Wall Street Journal'sa bugünkü baş yazısında azil sürecinin sert siyasi bölünmelere yol açmaktan başka işe yaramadığını kaydediyor. Gazete James Madison 1, Nancy Pelosi 0 başlıklı yazısında sorumsuz ve partizan bir Demokrat Parti'nin başlattığı sürecin Trump'ın beraatiyle sona erdiğini yazıyor. Başyazıya göre anayasayı kaleme alanların temsilciler meclisindeki siyasi hiziplerin oluşturduğu tehlikelere karşı senatoyu devreye sokması ne kadar basiretli olduklarının bir göstergesi. Amerika'nın kurucularından James Madison ve beraberindekilerin bir başkanı görevden almak için 3'te 2'lik çoğunluk sağlanması zorunluluğu getirmesi de öngörülü olmalarının bir başka kanıtı. Gazete ileriye dönük olarak bakıldığında Trump'ın azil sürecinin ve görevi kötüye kullanma suçlamasının bundan böyle ileride de başka başkanlar hakkında azil süreci başlatmayı kolaylaştıracağı tahmininde bulunuyor. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz. Dünyanın dört bir yanında birçok kuruluş mültecilere gıda yardımı yapıyor. Washington'da ise bir restoran sahibi büyük annesinin tarifini kullanarak bu çabalara katkı sağlıyor. Falafel Inc. 2017'de tek bir restoran olarak kuruldu. Restoranın sahibi Ahmet Aşkar dünyadaki başka birçok kentte 20'den fazla şube açtı.
Aşgar başarısının ailesinden devraldığı özel tariflerde saklı olduğunu söylüyor. Bu tarifler ticari sır, hepsi büyük annemin tarifleri. Falafel Inc. sıradan bir fast food restoranı değil. Aşgar, ailesinin tariflerini mültecilerin karnını doyurmak için de seferber ediyor. Falafel Inc'te yaptığımız her satış yoksullara ve açlara yardım etmemizi sağlıyor. Bu uygulamayı başlattığımızdan bu yana 250 binden fazla mülteciyi doyurduk. Bu insanlar yardımlarımız olmasaydı aç kalacaktı. Aşgar restoranlarında mülteci ve göçmenleri de çalıştırıyor. Washington şubesinde kasiyerlik yapan İmed bunlardan biri. İmed, Falafel Inc'te çalışmaktan gurur duyduğunu, kendisi gibi mültecilere yardım elini uzatmak istediğini söylüyor. Bu restoranda satın aldığınız her yemek dünyanın dört bir yanındaki mültecilere yardım ediyor. Ben de bu çabaların parçası olmak istiyorum. Taze pişirilen falafel her gün restoran zincirine çok sayıda müşteri çekiyor. Kimileri karnını doyurmak, kimileri ise Falafel Inc'in müşterilere yardım misyonunu desteklemek için burada. Bu kadar büyük bir sosyal misyon üstlenmemiş olsaydı sanırım buraya gelmezdik. Mülteci meselesini birçok açıdan gündeme getiriyorlar. Elde ettikleri gelirin bir kısmını bağışlıyorlar. Her Falafel Inc. restoranının iç dekoru mültecilerin öyküsünü ön plana çıkarmak için dikkatle tasarlanmış. Falafel Inc. restoranları mülteci kamplarını andıracak şekilde tasarlandı. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun mülteci kamplarına gittiğinizde alüminyum sunta ve kızartma tenceresinden ibaret falafel tezgahlarını göreceksiniz. Plywood and the same wok that you fry falafel in. Aşgar, restoran zincirine yeni halkalar eklemeyi ve yılda 1 milyon mülteciyi besleyecek büyüklükte küresel bir ağ kurmayı umuyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkentin sıcak gündemiyle başladık bugün de Stüdyo Washington yayınına. Serhan Akif Ak Yıldız, Başkan Donald Trump'ın 2 haftadır süren duruşma oturumlarının ardından yapılan nihai oylamada hakkındaki 2 suçlamadan aklanmasının yankılarını aktardı. Bundan sonra demokratların atacağı adımları anlattı. Trump yönetimine yöneltilen basın özgürlüğü eleştirilerini paylaştık bugün ayrıca. Başkan Trump'ın Orta Doğu planına tepkileri ekranlarınıza taşıdık ve bugün de Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından yaptığımız yayının sonuna geldik. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın haftanın son Stüdyo Washington yayınında Amerika ve Dünya'dan haberler gündemdeki konularla yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.